sıvılarımız Balıkesir'de kesiliyor. Testimize kadar gelip burada depoda 3 gün dinlendiriyoruz. Daha lezzetli ve daha yumuşak hale gelebilmesi için. Sos yok, marina yok. Sadece içine kaya tuzu ilave ediyoruz. Ocağımıza takıp 4 saat süreyle odun ateşinde pişirip gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Pilav satmayı bazı arkadaşlarım bana yakıştıramıyordu ama ben öyle düşünmüyorum. Sonuçta çalmıyorum, çırpmıyorum. Alın terimle para kazanıyorum. Çoluğumu çocuğumun rızkını kazanıyorum. Ne iş yaparsan yap. En güzelini yap, en iyisini yap. Severek yap. Usta da benim, bulaşıkçı da benim, ondan sonra garson da benim, kasiyer de benim, hepsi benim. Benden başka bir Allah'ın kulu yok, çünkü kimseye verecek param yok. Yani işin lezzetini veren aslında sevgidir, biliyor musunuz? İşin tuzu, baharatı, biberi aslında, yani bu işi severek yaptığında eminim ki çok güzel sonuç alıyorsun. Şimdi öncelikle kuzunun yaşı, ondan sonra kilosu çok önemli. Biz işte yağ oranlarına çok dikkat ediyoruz. Yani kuzu ne çok yağlı ne de çok yağsız olacak. Yani kuzu çevirme yaptığımız bir hayvanın yağı çok önemli. ...1980 yılında Kargı Yeşilköy'de dünyaya geldim. Sonrasında 12 yaşına kadar Kargı Yeşilköy'de kaldım ve 12 yaşındayken ilkokuldan çıktıktan sonra İstanbul'a gelme kararı aldım, kaçma kararı aldım açıkçası köyümden. Çünkü gerçekten bir hayalim vardı, yani İstanbul'a gidip kuaför olmak istiyordum. İyi bir kuaför olmak istiyordum. Tabii ailem buna müsaade etmiyordu. Köyde kalıp köydeki işlere yardımcı olmamı istiyorlardı. Gariban bir ailenin çocuğuyum. Harçlıklarımla biriktirdiğim parayla işte otobüs bilet alacak paraya ulaştığımda o gün biletimi alıp yola çıktım. İnanın sadece cebimde bilet param vardı. Başka bir kuruş param yoktu. İkinci giyecek bir kıyafetim yoktu. Çantam yoktu yani elimde. Öyle çıktık yola. Geldim İstanbul'a. Bizim Bağcılar'da bir derneğimiz var. Kargılar Derneği var. Otobüslerimiz oraya kadar geliyor. Orada otobüsten indim. Bilmediğim kocaman bir şehir. İlk defa İstanbul'a gelmişim. Nereye gideceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra bir arayış içerisindeyim. İşte bir dükkan bulup, bir yer bulup orada çalışmak istiyorum. Sonra Bakırköy İncirli'ye kadar yürüdüm. Orada bir camda şey yazıyor. İşte çırak aranıyor yazıyor. Girdim içeri. Tabii bir de köyden gelmişiz, hiçbir şey bilmiyoruz. Öyle bir utangaçlık da var. Dedim ki ben iş arıyorum, çalışmak istiyorum. Sağ olsunlar. Dediler ki tamam, işte başta çalış. Dedim ama benim gidecek yerim yok. Dediler ki bizim burada kalacak yer yok, nasıl yapacağız? Dedim müsaade ederseniz ben burada kalırım. Sonra sağ olsunlar, anlayışlı karşıladılar ve biz orada kuaför dükkanının koltuğunda soğuk bir kış günüydü, Cunus günüydü. Üstüme böyle havluları örterek başlayan bir gecem olmuştu İstanbul hayatım. Sonra çalıştık, çabaladık. O zamanlar kuaförlerde şey de yoktu böyle. Haftalık, aylık gibi bir para da yoktu. Bahşiş alırsan onunla yetiniyorsun. İlk aldığım bahşişle işte Cunus belki bir gün aç kaldım. Yani
Çünkü cebinde paran yok, imkan yok, kimseden bir şey isteyemiyorsun. Babam geldi İstanbul'a beni geri götürmek için. Tabii ben geri gitmek istemiyorum. Ama tabii köydeki işleri yapacak insan olmayınca dedi ki benimle geleceksin. Ne kadar gitmek istemesem de zorla da olsa bizi götürdü. Sonra ilk fırsatı bulduğumda tekrar kaçıp geri geldim, İstanbul'a geldim. Çünkü gerçekten bir hedefim vardı yani. Çalıştım, çabaladım. Bir süre onların beni bulmasına müsaade etmedim. Ama çok sıkıntılı günler geçirdik. Gerçekten çok zor günler geçirdik. İnsanın kalacak, gidecek kimsesi olmaması çok kötü maalesef ki. Bir de çocuksun yani, hiçbir yer bilmiyorsun. 12 yaşında bir çocuk, 13 yaşında bir çocuk ne yapabilir ki? Askerlik işte çağımız geldi. Askere gittik. Ailem bu videoyu izlediğinde belki bana kızacaklar şimdi ama bunu söylemeden edemeyeceğim. Çünkü benim içimde kalan bir ukdedir bu. Mesela askerde yemin törenine gelinmeyen tek çocuk bendim. Ben işte Kars Ardahan'da askerliğimi yaptım sene 2000 senesinde. Ve yemin töreninde maalesef benim yanımda kimse yoktu. Herkesin ailesi yanındaydı. Yani biraz aileden uzak kaldık. Onu görmedik ailemizden. Tabii bu da bizi yıllarca içimizde bir ukde olarak kaldı. Yani askerliğim boyunca ailemden bir kuruş para gelmedi. Ve orada karar aldım. Dedim ki ben bir daha parasız kalmayacağım. Kuzularımız Balıkesir'de kesiliyor. Sonra soğuk hava depoda araçlarımızla testimize kadar gelip burada görmüş olduğunuz üzere depoda muhafaza ediyoruz. 2 gün, 3 gün dinlendiriyoruz. Daha lezzetli ve daha yumuşak hale gelebilmesi için. Hiçbir işlem görmüyor. Yani sos yok, marina yok, hiçbir şey yok. Sadece içine kaya tuzu ilave ediyoruz. Ve ocağımıza takıp 4 saat süreyle odun ateşinde pişirip gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.